Bugün dekanımız bile rektörlüğe soru soramaz oldu. Soru sorduğunda sen itaatsizsin denildi. Sayın Rektör, bunu çok iyi bil ki Dayıstan üyeleri susmayacak. Dayıstan üyeleri sana verdikleri oyları bizi susturasın diye vermedi. Sahtecilikle de sandık burada. Kendinize güveniyorsanız bu sandığı dayı çalışanların önüne koyun. Ses kısma, hak alma bu ülkede bir alışkanlık haline geldiyse, hakkı koruma da doğal bir hak olarak halkımızın alışkanlığı olacaktır. Bu herkes tarafından böyle bilinsin. Kolay gelsin, başarılar diliyorum. Bizler de destek olmaya geldik. Daha önce de gelmiştik. Öyle görülüyor ki bundan sonra da gelecek. Çünkü bu ülkeye demokrasi gelmeden, bu ülkede Kıbrıs Türk toplumu kendi kendini yönetemeden, irademize saygı gelmeden, besleme diye tabir edilen saldırılar durmadan ne Dağlı'daki sorun duracak, ne Lefkoşa'daki sorun duracak, ne taksicilerin sorunu duracak, ne hayvancıların sorunu duracak. Kavga ortaktır. Demokrasi kavgasıdır, kendi kendini yönetme kavgasıdır ve barış kavgasıdır. Bu çözümsüzlüğe son vermedik sonra birilere bizi hep saldıracak. Bizler de hep kendimizi, ülkemizi, çocuklarımızı, okullarımızı, yollarımızı, sokaklarımızı koruyacağız. Ve sonunda biz Kıbrıs Türk toplumu kazanacağız. Başarılar diliyorum hepinize. Şimdi de sizlere... Bugün başlatmış olduğunuz bu direniş belli bir süreden beri Kıbrıs Türk halkına dayatılmaya çalışılan ekonomik, sosyal ve siyasal yeni bir düzenlemenin yansımalarından başka bir şey değildir diye düşünüyorum. Çünkü bu yeni düzeni yerleştirmek için başta hükümet kanadı olmak üzere devlete bağlı bütün kurum ve kuruluşlarda baskı, tehdit ve şantaj üzerine ülkeyi yönetmeye çalışmaktadırlar ama bugün gördüğüm manzara öğretim görevlilerinin susmayacağına dair içtiği ant bize bu kavgada çalışanların ve Kıbrıs Türk halkının başarıya ulaşacağının göstergesi olarak değerlendirilebilir. Hatırlamıyorum. Ama bir şeyi hatırlıyorum. 7 Ağustos 2009 tarihinde bu bina önünde yine toplanmıştık. Bir şey okumak istiyorum. Düşünce ve ifade özgürlüğünün beşiği olması gereken bir üniversite çatısı altında bazı görüş ve düşüncelere rektörlük tarafından ambargo konulması kâr dışı antidemokratik ve faşizan bir tutumdur. Sendikamızın görüşlerini çalışanlarla paylaşması rektörlüğü neden rahatsız etmektedir? En ufak bir eleştiriye tahammül gösteremeyen sayın rektör adeta seçilmiş diktatörü oynamaktadır. Dediklerini unutun. Benim de bugün mümkünmüş. Dinlediğiniz gibi yanılmadan mücadele zamanı sokaktır. Ve şu andan itibaren 28 Ocak'ta başlayan miladi takvim 2 Mart'ta daha sürecek ve devam edecek. Aslında iki tür talebimiz var. Biri şu andaki paketin geri çekilmesidir. İkincisi kendi ülkemizin efendisi olmaktır. Ama efendi olurken Davud'da olduğu gibi susturulma politikalarına, konuşmayın politikalarına, böyle gelmiş, böyle gider düzen politikalarına, hele akademisyenlerin, hele dekanların seslerini kısmaya yönelik
antidemokratik, faşist uygulamalara karşı da Kıbrıs Türk halkının söyleyecek sözü vardır. Gerçekten harika bir süreçten geçiyoruz.